15. bölüm. Haman! Şu an Haman burada yok. Ben yardımcı olabilir miyim? Sen bana yardımcı olacaksın. İnanmıyorum. Bunda hayret edecek ne var? Evet, ben sana yardımcı olacağım. Benim senin şahsına karşı herhangi bir düşmanlığım yok ki. Yanlış, insanda iğreti bir haldir. Kir gibidir. Yıkanır, geçer. Ama insanın kendisi iyidir, hoştur, harika bir sanat eseridir. Orada kal. Daha öteye gitme. Buraya kadar anlaşmamız bile yeterli. Daha ötesi zehir tarlası. Bir girebilsen, hiç de zannettiğin gibi olmadığını göreceksin. Musa da, sen de ne diye hala ısrar ediyorsunuz anlamıyorum. Bütün dostlarınızı öldürüyorum. Müslümanların bebeklerini yaşatmıyorum. Siz intikam düşünmüyor musunuz? Allah en güzel intikamı alır. O bizim işimiz değil. Fakat tövbe edip güzel işler yapsan, belki Allah seni affeder. Allah'ın affedebileceği insana biz neden düşman olalım ki? Siz insan olamazsınız. Hayvan olduğumuzu mu düşünüyorsun? Hayvan? Hiç değilsiniz. Ya peki neyiz? Tuhafsınız. Sıra dışısınız. Beşeri zaaflarınıza nasıl bu kadar hakim olabiliyorsunuz? Anlamak mümkün değil. Musa sizi ziyaret etmek istiyor. Siz görüşüyor musunuz? Görüşmem yasak biliyorum. Ama arkadaşlarıyla karşılaşıyorum bazen. Birbirimizi kolayca tanıyoruz. Anlı beyaz atlar gibisiniz zaten. Teklife cevap vermediniz. Ben bilimsel düşünüyorum. Benim dünyamda dogmalara yer yok. Haber gönderin ona, benimle uğraşmasın. Kölelerimizin ve ülkemizin iş gücünü kaybetmemek için sabrediyorum. Sabrımı taşırmasın. Beddua ederse kötü olur. Etsin de görelim. Bedduaya zorlamayın onu. Görüşün, konuşun. Biraz olsun hoşgörülü davranamaz mısınız? Biraz olsun diyalog kuramaz mısınız? İnsanlar konuşa konuş anlaşırmış. Yabancı da değilsiniz. İstemem. Siz benim her şeyimi kaybetmemden ne kazanacaksınız? Bu yolda kayıp gibi görünen en hayırlı kazançtır. Bir görebilsen. Haman nerede ha? Haman! Bilmiyorum. Zulümler ve ısrarlı talepler üzerine Musa beddua etmek zorunda kaldı. Henüz tam iman etmemiş olanlar tarafından sınanıyordu. Eğer gerçekten peygamberse Allah onun isteklerini geri çevirmezdi. Allah'ım, doğrusu sen Firavun ve erkanına zinetler ve dünya hayatında mallar verdin. Rabbimiz, senin yolundan şaşırtmaları için mi? Allah'ım, mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe inanmayacaklar. بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا
تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. İkinizin duası kabul olundu. Siz yine doğru yolunuzda devam edin. Cahillerin yoluna asla uymayın. Andolsun ki biz de Firavun ailesini ders alsınlar diye yıllarca kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Aman! Buradayım efendim. Vergiler neden azaldı? Kuraklık ve kıtlık var efendim. Millet aç. Hiçbir şey kazanamıyorlar ki. Nasıl vergi versinler? İşte Musa'nın yüzünden geldi bunlar başımıza. Musa böyle bir dava ile ortaya çıkmazdan önce oldu mu bunlar? Olmadı. Uğursuzluk Musa'da. Neden hiç kendinizde hata aramıyorsunuz? Hatam yok ki. Durum apaçık değil mi? İşte senin adamın bu işlere kalkıştı, olanlar da oldu. Sizin her şeye gücünüz yettiğine göre durdurun kuraklığı, önleyin bu kıtlığı. Şimdi demagoji yapma. O başka, bu başka. Siz de dua edin o zaman. Durum çok vahim efendim. Enteresan olan kölelerimizin rahatı çok iyi. Musa'nın adamları sanki ayrı bir kanaldan özel nimetlere ulaşıyorlar. Dikkat et aman. Kayıyorsun. Musa senin de aklını çeliyor. Ne demek o aman? Olmaz öyle şey. Oluyor efendim, bal gibi oluyor. Siz de artık gücünüzü gösterseniz de bu sıkıntıdan kurtulsak. Şimdi ne yapacağım ben? Musa beddua etmiş. Ben ne yapabilirim ki? Şimdi bütün ileri gelenleri toplayın. Bütün bilimsel usulleri denesinler. Bilim adamlarımız gece gündüz çalışsın. Bir çıkış yolu bulsunlar. Aylardır bir damla rahmet düşmedi. Buna ne yapabilirsiniz ki? Bir kere o dediğin yağmur. Yağmur rahmettir. O latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir rahmet hazinesinden gönderilen o damla ve damlacıklarda o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki güya rahmet cisim haline gelerek damlalar şeklinde Rabbani hazineden akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet denilmiştir. Her şeyde bir şey aramasanız olmaz sanki. Bu kadar da zorlamayın. Yağmur basit bir tabiat olayıdır canım. O kadar. Yerle gök arasında boşlukta durdurulan bulut, gayet hikmetli ve gayet merhametli bir şekilde yeryüzü bahçesini sular. Zemin ahalisine can suyu getirir, hayat için gerekli olan ısıyı ayarlar ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Ne duruyorsun? Yetişse ya! Sonra rüzgar. Hava o kadar çok vazifeler ile gayet hikmetli ve olabildiğine cömert istihdam olunur ki, güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar. Hayat sahiplerine gerekli olan ısı, ışık ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakleder. Bitkilerin tozlaşmasına vesile olur. Siz kafayı yemişsiniz. Siz normal değilsiniz, tamam mı? Ben ne diyorum, sen ne söylüyorsun? Sözün özü. Allah'tan emir gelmedikçe ne rüzgar eser ne yağmur yağar. İstemek lazım. Şu an Mısır ülkesinde bunu istemeyen mi var? İstemenin de bir yolu, yordamı ve edebi var. Bütün mesele burada işte. Alemi sen kendinin kölesi, kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası ile mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü tatlı dil, her ağzın balı ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Haman! Sustur şunu! Şimdi tepem atacak!
5. bölümü dinlediniz.